Seninle en son 2020'de sen Gazze'de, ben de Londra'dayken yine bir İsrail saldırıları altında konuşmuştuk. Onun için ilk sorum, o zamandan bu yana hayatında neler değişti? Hayatım 2021'den çok daha önce değişti. Sadece o zamandan bu zamana değişen en önemli şeyin savaş, yaşamımızın en temel parçası haline gelmesi oldu. Gazze'de doğmuş büyümüş biri olarak savaş ve saldırı yaşamak olağan şeylerdi. Ancak 7 Ekim'den bu yana yaşadığımız vahşet ve açık soykırım daha önce tanıklık ettiğimiz bir şey değildi. Şu an biz Gazze'liler, tüm dünya insanlığı da Gazze şeridinin silinmesine tanıklık ediyoruz. You grew up in the Gaza Strip. Do you remember? Gaza şeridinde yetişen bir genç olarak ilk İsrail saldırısı zamanını hatırlıyor musun? Yeah, I was only 8 years. İlk İsrail saldırısını deneyimlediğimde sadece 8 yaşındaydım. Final sınavım için okula gitmiştim. Saldırının başlamasıyla birlikte öğretmenlerimiz hemen bizi eve geri gönderdi. Ancak bazılarımızın dönecek evi saldırılar sonucunda kalmamıştı. Saatler içinde hayatların değiştiği bir yer Gazze. O esnada gökyüzüne baktım. Savaş uçakları gördüm. Helikopter sesleri duydum. Her zaman sınavımızın bu gökyüzünde gördüğüm şeyin, yani savaşın imtihanımız olacağını düşündüm. Ama şu an 7 Ekim'den beri yaşadığımız şey, korkunç bir kıyıma şahitlik edeceğimi hiç düşünmemiştim. Gazze'li Filistinli olarak bizim hayatlarımızdan travma asla eksik olmuyor. Ama zamanla daha da güçleniyoruz. Tek değişen şey de bu. Her geçen gün daha da dirençli olmak. Çocukluğunun neredeyse tamamının İsrail saldırıları altında geçtiğini söyleyebilir miyiz? Çocukluğumun ana teması İsrail saldırısı ve işgaliydi. Ama buna rağmen biz inanılmaz neşe doluyduk. Günlük hayatımızda, sosyal hayatımızda neşe bulduğumuz çok şey de vardı. Çünkü Gazze şeridinde güçlü bir direnç duygusu ve yaşam sevgisi var. Seninle konuştuğumuz o yıl, 2021'deki saldırılar sona erdiğinde ailemle mahallemize bir tura çıkmıştık. Savaştan geriye kim ve ne kaldı diye bakmak için. O yıl yine İsrail saldırıları bayramda olmuştu ve çocuklar bayramda onlara hediye edilen ancak saldırılar nedeniyle giyemedikleri kıyafetlerini sonunda coşkuyla giydiklerini görmüştüm. Özetle. Gazze'de her şeye rağmen ölüm duygusundan daha çok yaşama duyulan güçlü bir istek var. Bu kadar erken yaşta en ağır tecrübelere maruz kalmış biri olarak bunlarla nasıl baş ettin? Benim Gazze'li olarak travmalarımda başa çıkma mekanizmam sanattı. Sanatla iç içe bir aileden geliyorum. Sanat görsel hafızamda çok önemli bir yer tutuyordu. Bu yüzden büyük annemin evinde her zaman batılı sanatçıların, Filistinli sanatçıların ve şiirlerin posterleri olurdu. Şiiri çok severdik. Özellikle de büyük babam çok severdi. Bu yüzden günlük sohbetlerimizde her zaman şiir ve sanat hakkında konuşurduk. Ben aynı zamanda sanat sevgimi sanat profesörü olan amcama bağlıyorum. Bana sanat eseri örnekleri gönderirdi. Sanatın nasıl bir şey olduğunu anlatırdı. Yani küçük yaştan itibaren bir şey söylemek istiyorsam bunu çizerek söyleyebileceğimi öğrendim. Ve elbette anlaması en zor şeyleri yaşadığımız için konuşmadıklarımızı sanatla anlatmaya bir nevi mecbur bırakıldım. 2014 yılında İsrail saldırılarında bir insan bedeninin nasıl yok edildiğini yakından şahitlik etmek çok ağır bir travmaydı benim için. Bu da benim gördüklerimi sanat yoluyla anlatmaya başladığım anın başlangıcı oldu. Benim de aslında sormak istediğim bir sonraki soru oydu. Resim yapmaya nasıl başladın? Seni resim yapmaya iten şey neydi? Gördüklerimi anlatmak, konuşmak istedim ama bunları ifade edecek kelime yoktu. Kelimeler o an ulaşılması, erişilmesi lüks bir şeydi. Sizi bu dünyada en seven kişilerin, annenizin, babanızın bile koruyamayacağını anladığınızda dünya size bomboş geliyor. O içimde oluşan, hayatın altından kayma duygusunu insan dışında bir şeye, bir varlığa anlatmak istediğimde sanat bunun tek yolu, tek muhatabıydı. Eserlerin şu anda dünyanın birçok yerinde sergileniyor. Ama uluslararası müze ve galerilerden teklif aldığın, ancak Gazze'de olduğun için resimlerini gönderemediğin bir zaman da vardı. Bize o dönemden bahsedebilir misin?
Gazze şeridi dışında ilk defa İngiltere'de Bristol şehrinde bir müze sanat eserimi sergilemek istemiş ve beni Bristol'a davet etmişlerdi. Babama resimlerimle birlikte İngiltere'ye nasıl gidebileceğimi sorduğumda bunu hayal bile etme dedi. Sen askeri bir kuşatma altında yaşıyorsun. Buradan nasıl ayrılacaksın dedi. Düşünün ki İngiltere'den önemli bir müze sizin eserleriniz için sergi açmak istiyor ve siz İsrail işgali altında yaşadığınız için böylesi harika bir fırsatı değerlendiremiyorsunuz. Kendimi boğuluyormuş gibi hissediyordum. Sonra bir şekilde sanat eserlerimi Bristol'a göndermeyi başardık. Ancak iş göndermekle de bitmedi. Çünkü Gazze'den çıkan her şey mutlaka İsrail güçleri tarafından kontrol edilir. Elbette benim eserlerim de bu kontrollerden geçecekti. Bana resimlerde herhangi bir siyasi şey varsa ülkeden asla çıkamayacaklarını söylediler. Bense 15-16 yaşlarında bir çocuğum, siyasetin ne olduğunu, ne anlama geldiğini bilmiyordum. Dünyanın en politik yerinde büyümüş olmama rağmen sadece yaşamak ve sanat yapmak istiyordum. O yaşlarda bir genç gibi hayattan keyif ve tat almanın yollarını bulmak istiyordum sadece. Netice olarak sanat eserlerim sağ salim İngiltere'ye vardı. Ancak ben Gazze'den çıkamadığım için ilk uluslararası sergi açılışıma Skype üzerinden katıldım. Bu bana çok koymuştu. Yani resimlerinin senden daha çok seyahat etme özgürlüğünün olduğunu söyleyebilir miyiz? Evet, sanat eserlerimin benden daha fazla seyahat etme özgürlüğü var. Bu benim de tam olarak istediğim şey. Eserlerim benden dünyada daha özgür hareket edebilsin, farklı yerlere ulaşabilsin. Çünkü eserlerim benim kelimelerimle anlatabileceklerimden daha fazlasını söylüyor. So, yakın bir zamanda Venedik Sanat Bienali gibi önemli bir sanat platformunda eserlerin sergilendi. Bu önemli olay nasıl gelişti? Hayatımda soykırımla ilgili yaptığım ebat olarak en büyük resim olan No Words adlı tablomun İngiltere'de premierini gerçekleştirmiştim. Londra'da Cromwell Palace'ta sergilenen bu eserimde 1948'den bu yana Filistinliler olarak nasıl topraklarımızdan edildiğimizin konusunu işlemiştim. Bu eser için büyük bir açılış yaptık ve sonra sanat dünyasından tanınmış bir sima bunu Venedik Sanat Bienali'ne götürebilir miyiz diye sordu. Ben de elbette dedim. Dünyanın en önemli sanat haftasında da benim de en büyük eserim böylelikle sergilenmiş oldu. Gazze'de hala devam eden savaşa gelmek istiyorum aslında. Peki sen Gazze'ye en son ne zaman gittin ve ailen şu an nasıl? Gazze'de en son bulunduğum gün 5 Ekim'di. Kız kardeşimin düğünü için gitmiştim. Malum 7 Ekim saldırısı olduğunda Londra'ya geleli 1,5 gün olmuştu. Haberi aldığım gün Londra'da yüksek lisans yaptığım için öğrenci kartımı almaya gitmiştim. Annem bir okulda öğretmen. 7 Ekim saldırısının olduğu gün, aynı gün okulu tamamen yıkıldı. Bu yüzden bir süre ailemi bir daha göremeyeceğimi biliyordum. Bu son savaşla birlikte çok renkli olan resimlerimde renk kullanmayı bıraktım. Sadece siyah ve beyaz kullanmaya başladım. Çünkü içimdeki acıdan dolayı renklerin anlamı artık kalmadı. Bu savaşa dair bir yanda konuşulacak çok şey var, bir yanda da sözün bittiği yerdeyiz. Bir gazeteci olarak yaşanan bu vahşet karşısında soru oluşturmakta ben de artık zorlanıyorum. Onun için Gazze'li olarak şu anda savaşa dair son olarak ne söylemek istersin? Sence bundan sonra ne olacak? Bence Gazze'de olup bitenler şu an içinde yaşadığımız dünyanın bir yansıması. Yani adaletin ve insanlığın olmadığı bir dünya. Hastanelerin hedef alınması, sınırların kapatılması, insani yardımın Gazze şeridine girememesi. Bize önemli olan şeyin insanlık değil, her şeyin güç ve para olduğunu gösteriyor. Tüm ailesi İsrail tarafından gözleri önünde öldürülen, buna rağmen ambulansı arayıp gelin beni kurtarın diyen 5 yaşındaki Hint'i hepimiz biliyoruz artık. Biz yardım isteyen 5 yaşındaki çocuğu ölüme bırakan bir vahşetten bahsediyoruz burada. Evet, yardım Hint'e zamanında ulaşmadı ama Amerika'da bir üniversitedeki Hamilton Hall binası isimli bir yer Hint Hall binasına çevrildi. Şimdi sırada tüm dünyadaki üniversite binalarının isimlerini hayatını kaybeden bir Filistinli ismine çevirme vakti. Çünkü biz tüm dünyaya hayatı öğretiyoruz. Gerçekten de öyle. En kötü, en ağır şeylerin altından bile kalkıp
hayata devam ediyoruz. Üzerimize salmadıkları şey kalmıyor. Ancak biz Filistinliler olarak bir şekilde devam etmenin ve yeniden kalkmanın yolunu her zaman buluyoruz. Bedenlerimizi öldürebilirsiniz, bizi diri diri gömebilirsiniz ama bizim ruhumuzu öldürmenizin imkanı asla yok.